Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla memur ve emekli maaşlarına %30 oranında zam verileceği söylendi. Biz de Çanakkale halkına %30 oranındaki memur ve emekli maaşına yapılan zamla ilgili olan düşüncelerini sorduk. Verilen zamı az buluyorum. Asgari ücretin altında kaldı. Evet. Asgari ücretten fazlaydı. Şu anda altına düştü. Yani biraz da verebilirdi yani. Peki sizce ne kadar olmalı emekli maaşı ya da emekli maaşına verilen zam oranı? En azından %40-%50 yapması gerekiyor. Vallahi çok az. Bu hayat şartlarına göre çok çok az. %50 değil %60 yapsa yeri var yani. Onun için çok az. Çok az buluyoruz. Bu kadar. Bak şimdi düşünüyorum. Nereye ne para vereceğim diye. Onun için çok az. Hayat şartları çok aldı başını gitti. Onun için geçim çok sıkıntı. Yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü enflasyon oranında yapmamız gerekir. Ekonomi insanların şu an hiçbir şekilde aldıkları ücret yetmediğini düşünüyorum. En az asgari ücrete yapılan ücret kadar zamlı olması istiyorum. Hatta muhalefet partilerinin vermiş olduğu emekli maaşını asgari ücrete sabitleme ve asgari ücrete işleme şeyinin teklifinin de İktidar Partisi tarafından reddedilmesini uygun görmüyorum. Peki aklınızda belirli bir oran var mı? Sizce ne kadar olmalıydı zam, yapılan zam? Ya aslında zamın miktarı çok önemli değil bence. Önemli olan enflasyonun artışını durdurmak. Yani 20 bin lira olsa da bir emekli maaşı, fiyatlar bu şekilde artmaya gittiği zaman hiçbir zaman yetmeyecek. O yüzden önce artışı durdurmak, ondan sonra da insanların en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bir zam veya ücret vermek daha mantıklı olur. Biz aynı zamanda market işletiyoruz eşimle. Yani market ürünlerine daha bu maaşlar yansımadan %40'ların üzerinde bir zamlar gelmeye başladı. Tabii ki ülkemizin şartlarının hani düşünüldüğünde bu zamın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Peki daha sizce iyileştirilebilir yani. Ortalama hangi oranda zam yapılmalı? Memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar olmalı? Şöyle, bugün belirlenen yoksulluk rakamlarının çok altında maaşlar aldık. Yani ülkemizde artık büyük bir oran yoksul sayılıyoruz. Bu maaşların hani arttırılmasından ziyade artan enflasyonun önüne geçilmesi lazım. Yani maaşlara yapılan zamdan fazla bir şekilde gıdalara işte yapılan artışlar tabii ki o maaşların bir anlamsızlaştırıyor maaştan bunu yani. Emekli ve memur maaşına yapılan %30 oranındaki zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Beğenmedik yani. Bilmiyorum ben. Ne dedi Tayyip Erdoğan? Dedi ki şeye dedi, aynı ezdirmeyeceğiz dedi, doğalgazı çıkardık dedi, işte vereceğiz dedi, ona göre dedi, asgari ücretini verirsek onlara da vereceğiz dedi. Fakat şey aldık yani biz görünce, %25 deyince böyle şaşırdık, sonradan 5 lira bir fark verdi ama yeterli değil yani, bize yeterli değil. Emekli olarak bize geçinemiyoruz zaten. Sizce peki hangi oranda zam yapılmalıydı? Aynı asgari ücret oranında olması gerekiyor. Öyle bekliyorduk yani. Çünkü ben senin 25 sene vermişim. Ben asgari ücretten daha iyi para alıyordum evvel. Evet. Şimdi asgari ücretin altta kaldı. Altında yani, kaldı. Bu şekilde. Vallahi memnun değiliz. Asgari ücret... Şimdi ben asgari ücretten fazla maaş alıyordum. Şimdi asgari ücretten aşağı düştü benim maaşım. Yani asgari ücretten aşağı düşünce hiçbir anlamı kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Doğalgaz diyorlar. Doğalgazın, moğalgazın çıktığı mıktığı yok. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan filan diyor. Seçim yatırımı yapıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Yani enflasyonun altında bir zam olduğunu düşünüyorum. Hayat pahalılığı malum. İnsanların alım gücü azalıyor. Yani bu konuda tekrar bir çalışma yapılması lazım. Peki sizce belirli bir oranda olmalı mıydı? Bu oranla ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha mı fazla olmalı? Enflasyonun TÜİK'te yayınlanan verileri gerçekten gerçek verileri yansıtıyorsa onunla eşleştirilmeli ama
Orada da hangi ürünü baz aldığınız önemli. Yani bana sorarsanız çok basit bir hesapla, yani bir 10 sene önce bir emekli maaşıyla kaç gram altın alınıyordu, şimdi kaç gram altın alınıyor, buradan bir kıyas yapılabilir. Ya tabii ki şu andaki ekonomide yapılan zamlar çok az. İnsanların geçim standartları zaten belli. Zor şartlar altında insanlar da yaşıyor. Aslında asgari ücrete yapılan zam kadar memurlara da yapılması gerekiyordu ama yapılmadı. Tabii ki insanlar bu konularda çok mağdurlar. İnşallah hükümetimizin yapmasını temenni ediyoruz. İnsanların daha refah paylarının yükselmesi açısından. Sizin de birkaç düşüncenizi alsak. Yani bana göre de yani şu anki yaşam standartlarına göre az buluyorum açıkçası. Çünkü kirada oturan insanlar var, çocuk okutanlar var. O yüzden biraz daha fazla olmasını beklerdim ben de. Peki ufak bir soru daha söyleyeyim. Sizce zam oranı ne kadar olmalı en azından? Asgari ücrete yapılan zam kadar olsaydı insanların refah paylarının daha rahat nasıl desem size, yani yaşam standartları birazcık daha yükselmeli. Zaten hani insanlar çok zor şartlar altında geçimlerini sağlıyorlar. Kiralar olabildiğince zaten yükseldi. İnsanlar ev kirasını versin, yoksa geçim şeylerini yükselsin diye düşünürsek tabii ki %55 standartlarında verilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum açıkçası. Emeklilere ve memurlara yapılan %30 oranındaki zam ilgili ne düşünüyorsunuz? Az oldu mu düşünüyorum? Emekliler çok zor şartlardalar. Çok zor şartlarda geçiniyorlar. Yani asgari ücrete verilebiliyorsa, işverene büyük denebiliyorsa devlet kendisi de bunu yıkansın. Yani az, çok az. Peki sizce belirli bir oranda olmalı mıydı? Aklınızda bir rakam var mı? Yani en azından asgari ücret kadar bari olsaydı. Yani o bile yetmez ama çünkü yaşlılar, emekliler yaşlı insanlar. Onların da çocuk torunları ve sağlık sorunları var. Ben kendim geçen sene yaşadım mesela. Devlete şey yapamadım. Yani tedavimi yaptıramadım. Devlete ameliyathanenin kapısından döndüler. İçeride malzeme yok dediler. Bir gece hastanede yatmıştım ve beni o gün taburcu ettiler. Mecburen özele gittik. Yani bir emekli maaşıyla özelde mümkün mü ameliyat olmak? Yani eşim şu an çalışıyor. Özel kendisi. Ve eşim 78 yaşında. Niye çalışsın? Görüyoruz yurt dışından gemiler dolusu tatile gidiyorlar. Yani burada değil tatile gitmek. İnan işveren olduğumuz halde biz biraz zor geçiniyoruz. Bizim yanımızda 3 tane çalışanımız var. Biz onlara asgari ücreti vereceğiz. Peki asgari ücreti kendisi vermiş olsaydı o fiyatı verebilecek miydi? Ama işverene gayet güzel yükledi. Emekliye, memura geldiği zaman yok. Yani şansını çok fazla zorluyor ibadetler. Ben öyle diyorum. Emeklilere ve memurlara yapılan %30 oranındaki zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bana göre normal. Ben asker emeklisiyim. Beni tatmin ediyor. Ülkenin bu şartlarında yeterli. Başka eklemek istediniz? Ama daha yüksek olsa daha iyi olur tabii ki. Ama şu anki ekonomik koşullarda bana göre yeterli. Ben asgari bekliyorum. Yerden uygun süre. Peki asgari ücretten daha düşük olması hakkında bir fikriniz var mı? Bir şey söylemek ister misiniz? Memurlar için mi? Emekli maaş. Yani yapılan zam oranının daha doğrusu. Yani ben şimdi onları nasıl değerlendireyim? Onlara sormak lazım. Ben aldığım maaş bana göre uygun yani. Emekli maaşı bana göre uygun. Onlara sormak lazım. Herkesin bütçesini kendine göre ayarladığı için. Tabii ki az. Yani asgari ücretin altında bir maaş almıyorsa tabii ki az. Ama bana göre şu an benim aldığım ücret bana normal yani. Emekli ve memur maaşına yapılan %30 oranındaki zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya güzel oldu. Sanki başımıza leşki yetmesin Erdoğan'a. Vallahi. Sizce peki yeterli mi? Yoksa az mı? Yeterli. Yeterli. Şu anda yeterli. Benim yeterli. Benim var ki. Öyle. Son işini ver. Benim abimi maaşımdan çaldı. Çünkü benim askeri ücretim üzerindeydim maaşım. Şu anda 1500-2000 lira civarı altında kaldı. Onun için abimle
Hani emekli demek ölü demek. Onun için bu hükümeti onaylamıyorum. Oy yok. Bu mezardan çıksa da yani onun için. Emekliler yani öyle demek. Çünkü aynı benim yakından parayı çalan adamı ben niye destekleyeyim? Bir de çıkıp bana ne yüzle oluşacak şimdi? Zaten bu şekilde de AK Parti'nin gelip bizlerden oy istemesini isteyeceğini zannetmiyorum yani. %30 yok. Nedir yani? Kendiler. Şuralar dolaşıyoruz bak bir çay içelim. Evet ben de emekli yeşim de emekli. Yeni daha 1500 lira oldu. 1500 lira oldu maaşı. 1500 maaş mı? Evet. Benim için. Sizden birkaç yorum alsak bile. 6000 üstü günüm var. 31 yıl çalıştım. 3500 lira maaşım var. Şimdi 5500 lira diyor. Evimin kirası 6000 lira. Kiraya yetmiyor. Yani emekli olmak şeyi değiştiriyor. Açız yani. Peki sizce oran ne kadar olmalıydı? Yapılan zam oranı. Asgari ücreti olmalı. Olmalı. Asgari ücreti en az emekliyi eşitlemeli. Bu şeyde geçinemiyoruz. Çocuklardan yardım bekliyoruz yani. Ama bak bizim paramızı çalmasaydı normal emekli olduğu şartlara devam etmiş olsaydı şu anda benim maaşım 12 bin liraydı. Yani 14.500 12 bin lira civarındaydı. Aldığım para 6.250 lira olacak yeni maaşlarla beraber. Yani bir normal hesap yaptım ama bu kadar oluyor. Onun için maalesef sıkıntılardayız. Geziyoruz ama cebimiz boş geziyoruz yani. Çanakkale TV ekibi olarak bugün Çanakkale sokaklarındaydık. Halka malum sorumuzu sorduk. Takdir sizlerin. Hatta bence simit de aldım falan.